2022 yılının en ucuz Samsung 4K televizyon modellerinden A7000 serisi için önemli detaylar paylaşacağım. Bu detaylara geçmeden önce videoya beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Hem uygun olsun hem de smart özelliğini oldukça akışkan bir şekilde kullanayım diyorsanız A7000 serisi en mantıklı tercihlerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Çünkü cihazın smart özelliğini yıllar geçse dahi kullanabilmeniz mümkün. Bu televizyon modelini kimlere tavsiye etmem? Özellikle gündüz çok fazla televizyon izleyenlere, çünkü gün ışığında yansıma ve parlama sorunları bu modelde yaşarsınız. Ben, günde 2 veya 3 saat aynı zamanda akşamları izliyorum diyorsanız A7000 serisi mantıklı olacaktır. 60 Hz ekran yenileme hızına sahip olan modelde kanal ve uygulama geçişlerinde herhangi bir problem yaşamazsınız. Samsung, bu modelde en güncel Tizen işletim sistemini kullanarak beklentilere karşılık vermeyi başarmış. Samsung uygulama mağazasında izlemeye dair tüm uygulamalara erişebilirsiniz. YouTube, Netflix ve Xen gibi uygulamalar hazır bir şekilde smart menüsünde sunuluyor. Yeni bir uygulama geldiğinde Samsung hemen buraya o uygulamayı ekliyor. Bu televizyonda Android'de yer alan oyunları oynayamazsınız. Ayrıca Samsung uygulama mağazasında bulunmayan bir uygulama harici bir şekilde indirilemez. IPTV gibi uygulamalar ise rahatlıkla kullanılabilir. Bu televizyon 20 watt ses çıkışına sahip olduğu için ses yönünden beklentiniz yüksekse karşılamaz. Standart bir televizyon izleyicisi için ise bu ses çıkışı yeterli olacaktır. Dolby Digital Plus'ın bu televizyonda bulunması önemli bir detay. 4K dahili uydu alıcısına sahip modelde televizyon kanallarını izlemek için anten kablosunu merkezi sisteme bağlamanız yeterli olacaktır. A7000 modelinde 4K yükseltme özelliğinin bulunması da çok iyi. Yani karşıdaki yayın Full HD dahi olsa bu televizyon yayını %80'lere varan oranlarda 4K'ya çevirmeye çalışır. En güncel Wi-Fi ve Bluetooth versiyonlar ile gelen cihazda uyumluluk hususunda bir problem yaşamazsınız. HDMI 2.0 bulunan modelde PlayStation gibi oyunları da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Televizyona tüm Android cihazların ekranını yansıtabilirsiniz. Telefonunuz Apple dahi olsa ekran yansıtmanız mümkün. Televizyonda sadece telefonların değil, bilgisayar ve tabletlerin de ekranını televizyon ekranına yansıtabilirsiniz. A7000 serisinde kamera yok. Ancak bir kamera bağlayarak bu uygulaması ile görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilmeniz mümkün bir hale geliyor. 3 HDMI bir USB girişine sahip olan model, 4 çekirdek işlemciye sahip olması sayesinde yazılımsal olarak oldukça iyi bir seviyede olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Samsung'un 4K giriş seviyesi cihazı olan A7000 serisi 4K sertifikasına sahip olması ile öne çıkıyor. 60 Hz olması cihazı muadillerinden farklılaştıran en önemli detaylar arasında yer alıyor. Cihaz, kristal bir panele sahip olması sayesinde renkleri bir IPS panelli televizyona göre daha parlak yansıtıyor. Samsung'un neredeyse tüm televizyonlarında veya panel kullandığını da hatırlatalım. Televizyonun kumandası akıllı kumanda. Mouse özelliği bulunmayan modelde YouTube'dan Türkçe sesli aramalar gerçekleştirebiliyorsunuz. A7000 modelinin kasası biraz bombeli. Çok kalın olmasa da tam anlamıyla duvar ile bütünleşik olmayacaktır. Yine de duvarda güzel bir görünüm elde etmeniz mümkün. Beklentileri fazlasıyla karşılayabilecek bir model olan A7000 modelinin 55 inç fiyatı bu aralar 12.000 TL seviyesinde. Bu fiyat 140 ekran bir televizyon için gerçekten çok iyi. Bu modeli diğer markalardaki aynı fiyat bandındaki televizyonlar ile kıyasladığımda özellikle ekrandaki renk canlılığı yönünden bir adım öne çıktığını söyleyebilirim. Sonuç olarak televizyona çok fazla para vermek istemeyen ve paneli sağlam olsun ve 10 yıl kullanabileyim diyenler için A7000 serisini fazlasıyla önerdiğimi söylemek istiyorum. Sizlerden de bu hususta yorum bekliyorum.